yapıyoruz, turneye çıkıyoruz. Yatakta oturup tek odasın, 24 tane kıllı adam ve ben. Ne? Ve bütün Avrupa'yı geziyorsun. Dayanabildin mi sen bunları bir de? Evet, evet. O yüzden her yere gittim. Her grubu yani, her tarafı. Saçma sapan her yere gittim. Saç ama hiçbir yer görmedim. Bu da büyük başarı. Onlar gezmiyor muydu? Abi şöyle bir şey, turnedeyken bir şehirde çalıyorsun, gece 2'ye kadar toplanıyorsun, gece 2'de çıkıyorsun, ertesi sabah bir sonraki şehre varıyorsun, kurulum yapıyorsun akşam 6'ya kadar, 7'de kapı açılıyor, ne konser veriyorsun. Ne kadar devam etti dedin sen? 2 ay boyunca. Öldün tabii, sonra dedin ki ben bu kadar zahmete girmeyeceğim hayatımın hiçbir yerine. 3 gün ya da 4 gün falan boşluğum var o 60 günde. Bir gün Madrid'i gezdik. Hani ooo falan geziliyor. Ooo gezilebiliyormuş. Bana şey diyorlar, ooo ne güzel geziyorsun falan. Ben diyorum ki evet. Sadece uçağa biniyorum. Public tuvaletleri görüyorsun yolun kenarındaki. Benzin istasyonu. Bir de konser mekanı görüyorsun. 3-5 ucuz yani. Yemek yiyorum. Aynen. Hilaket. Burada söylemeyi unutup geldik Roma'ya sonunda. 2 saatte çekiyorum ama fark ettin mi acaba? Fark ettin herhalde. Öyle. Hayır 7. saniye lütfen. Hayır biraz önce bütün konuşmanı çektim. Yapma. Anlatma onu. 24 erkek. Kıllı. Olmasın. Şimdi de şey Marks'ta gideceğiz. Şans eseri. Meclis var ya seni bir ara sokakta indirsek sen o aynen, gösterdiğin oradan, yere yakınsın. Oradan yürürüm yani. Böyle ilerlemeye devam ettiğimiz döneceğimiz noktada. Sağda yanaş. Evet. Bir noktada senin, ineyim. Senin gideceğin yere mi yakınsın? Hı-hı. Nispeten evet. Geriye dönecekseniz bence eğer. De, bence de mantıklı yani. Eğer sana yakınsa bence tabii de canım. Şey yap. Ya en azından yarım saat yürürüm. Arada bir yerde bir şey içerim. Mantıklı. Ne yapalım? Şimdi size kolezyumu göstereceğim. Önden geçtik çünkü. Bilet almak için, daha doğrusu bu otobüse binmek için ya da herhangi bir şey bilet almak için ekstra bir çaba sarf etmedim. Deryalarla bir yere kadar geldim. Şimdi yarım saat kadar yürüyeceğim. Bavulumla ve çantalarımla. Ama giderken bir buraları zaten yarın yürüyeceğim için yakınıyorum. Gayet güzel şeyler var. Göstereceğim şimdi. Yorgunluktan ölüyorum ama odanın tatlısını göstermem lazım size. Tabii ki önce şöyle. Bir video çekelim artık herhalde yarın burada. Tam bu noktada hazırlanma videosu çekelim. Belki akşam da çekelim, belli olmaz. Ama sokak çok tatlı. Makyajımı silmek için yanıma pamuk almamışım. O yüzden makyajımı silip yeniden yapamadım. O yüzden ben makyajı biraz adam etmek için yeniden geldim. Bunu ayrı bir video olarak çekmiyorum. Çünkü makyajımı silmemiştim. Yani silememiştim. Şöyle bir şeyler giyindim. Görünmüyor. Kısa bir şort. Büyük ihtimalle fotoğraf çekinemeyeceğim. Saçımı da toplamam gerekiyor. Yağmur yağıyor. Daha hava durumuna bakmadım. Umarım yağmur yağmayı sürdürmez. Sürdürürse de kısmet artık. Göz makyajımı biraz yoğunlaştıracağım. Yine nötr süreceğim çünkü bu kıyafeti bir de kırmızı sürüp abartmak istemiyorum ama Golden Rose 16'ımı bir yandan devam ettireceğim. Hadi başlayalım. Bu sefer ikinci paletimi de getirdim. Jaclyn Hill Always benle her zaman. Ama bir de NYX'in Ultimate paletlerinden getirdim. Bu
Cool Naturals rengi. Bunu bugün kullanmayacağım ama getirdiğini söyleyeyim istedim olaylara bak. Arka planın kötü ama ben karşıdan çok güzel bir pembiş kol bina görüyorum. Pembe turuncumsu bir renk. Çok güzel bir nude rengi. Neyse çok konuşmayacağım. Şu gözaltımı bir tazeleyeyim. Yanıma aynı olarak aldığım tek şey şu. Şimdi aynalı bir şey almam gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü ben bu kadar küçük aynayla yapamam yani, olmaz. Böyle yerlerde genelde yürümeyi tercih ediyorum. Benim yürümelik kocaman bir yolum var. 20-25 dakika sürüyor. Pantheon'a gideceğim önce. Ona gitmek istiyorum. Tek başıma burada bir günüm var tam. Sonra deryalarla beraber Piazza'ya geçeceğiz, kuzeye. Sonra Kıvanç gelecek. Kıvanç'la beraber Piazza'da da biraz dolaşacağız. Fransa'ya gideceğiz. Oradan Siena'ya gideceğiz. Sonra yeniden Roma'ya geleceğiz. Ben o süre zarf içerisinde, yani Kıvanç'ı çok fazla sıkmadan, çünkü o zaten burayı biliyor, kendi kendime ilk defa böyle bir gezi turu gibi bir şey planladım. Onu yapacağım. O yüzden 20 dakika, 30 dakika falan yürümem gerekecek merkeze. Sabahki makyajın üstüne yaptığım için oldukça basit oldu. Öyle çok farklı bir şey yapmak istemedim çünkü silemedim. Ama oysa ki pamuğumu unutmamışım. Neyse, böyle bir şey yaptım. Akşam fotoğraf çekinmeye çalışacağım. Ancıları çekerim. Görüşürüz. Şimdi çıktım ama kulaklıkla konuşuyorum. Duyulacak mı bilmiyorum. Öyle çekeceğim. Çok konuşmalı bir vlogtansa bol gezmeli bir vlog düşündüğüm için eğer burada bile utanıyorum abi. Burada bile insanlar beni anlamasına rağmen video çekmeye utanıyorum. Bu kız, yani turist olduğumu da çok belli etmemeye çalışıyorum da diyeyim. Belli olmama ihtimal var mı? Yok tabii de. Neyse öyle yani. Şehir ve bölge planı... Konuşmaya birden ortadan başladım. Şehir ve bölge planlama okumuş bir ben için deli güzel şehir. Yani daha yürüyeli 5 dakika oldu. Önceki videoyu çekeli çok olmadı. Ana caddeden yürüyorum, evet farkındayım. Bak, baktılar görüyor musun? Video çekiyorum diye bakıyorlar çünkü. Sinir oluyorum, neden? Ya vloglık. Tüm dünyada artık bilinen bir şey. Derken bir park gördüm de onu bir şey yapayım dedim. Neyse, sonuç olarak düzen herkesin hoşuna gidiyor ama tarihi yapıların, yani daha tarihi bir çevrede gezmenin keyfi çok başka. Çok mutluyum, çok güzel burası. Fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum diye yardımlıyorum insanları gözleriyle. Böyle geldim, kalabalığa bak. Oraya değil mi? O kadar hep aynı açıdan çekiyorum ki rahatsız oluyorum çekerken. Neyse. Şimdi OYİDİ blok. Şuraya yazabilirsem yazacağım. Olmadı aşağı linkini koyacağım. Bayılıyorum yazılarını okumaya. Aynı zamanda Instagram hesaplarında fail kullanıyorlar ve aşırı komikler. Yani yazıda okurken bile gülüyorum ki hani bence okurken okuduğun şeye gülmek gerçekten zor oluyor. Neyse, bu arada sürekli neyse diyorum, iğrenç. Ellerimle de konuşuyorum. Aşağıda siz görmüyorsunuz şuralarda. Bir yerde konuşuyorum ben. Onların önerdiği bir fettuccine alfredo yapan yer var. Yani peyniri fazla koyuyorlarmış. Ekstra isterken sorun diyor ama şu manzaraya bir bakın derim, ne kadar güzel. Burası zaten resmen feed. Yani fotoğraf çek,
Mutlu ol. Bırak sokaklarda dolaşırken mutluluğu yaşa yeri. Çok konuşuyorum. Sonuç olarak onların söylediği yere gideceğim şimdi. Çok az kaldı. Açım, aç, aç. Şurada bilmem kaç saattir olay var, ne anlayamadım. Hem polis var hem bir medya var. Türkçe. Tek başımayken görüyorsunuz. Dişlerim niye kadar sarardı? Neyse. Neyse dedim. Şöyle tek başımayken çok konuşuyorum. Ama gerçekten şu arkadaki olayı da anlayamadım. Piazza Navona diye bir yere gideceğim şimdi. Bu arada biraz önce suratımda da bir aydınlık olsun. Alfredo alla Ken Şeyto. Ama yani burada adı Alfredo alla olan bir yerde biraz önce Alfredo yedim. Kişiyi mi sevdim? Şöyle parmesanı evet seviyorum. Ama dünyanın en parmesanlı, en tereyağlı makarnasını yedim herhalde. O yüzden çok sinir bozucuydu. Sokak da güzel. Bütün sokaklar mükemmel. Gerçekten. Öyle. Anlatayım dedim. Şişmiş durumdayım. Kocaman bir tabak getirdiler. Şimdi koyacağım. Buraya bir yere fotoğrafını da koyarım zaten. Videoyu çekmedim. Yanında garip bir çift vardı. Amerikalı olabilirler büyük ihtimalle. Abi sessiz konuşuyorlar. Asla birbirlerine tepki vermiyorlar. Yani böyle karşılıklı oturuyorlar. O sebeple videoyu çekemedim ya da böyle vlog gibi bir şey yapamadım. Çünkü ben böyle garsonla konuşurken bile falan yaptım. Ne yapıyorsun ya Allah? Sanarsın herkes İngilizce bilip doğuyor. Hadi İngilizceyi de geçtim. Böyle dışarıda sigara içeceğim falan filan dedim. Ona bile trip. Saçma. Biraz önce gösterdiğim yerde Türkiye'den ucuz yalnız. 3 euroya 3 top. Öleceğim. Şu çikolata sos benim çocukluğumu bana hatırlatan tek şey. Harikayım. Yemek yerken konuşanlar da bugün. Şimdi Vatikan'a gitmeye çalışıyorum ama otobüse bindim güya. Bunların da bizden bir farkı yok. Topluca bindiler. Sıkıştır sıkıştır inmek istiyorum diyorum. Bir türlü şey yapmıyorlar. Yol vermediler bana. 12.30'daydı. Şu an saat 26 falan geçiyor. Umarım alırlar yani. Neye göre alıyorlar? Niye 12.30 randevusu verdiler bilmiyorum ama bakalım. Böyle bütün koridor büstlerle dolu. Bir sürü.
şu an grup grup ayırmışlar herhalde. 1300 yanlarında da şey yazıyor da 1300'ün içinde yazıyor yani koridorun yarısındayken. Düşünün. Böyle uzayıp gidiyor. Yine koridorun sonuna geldim. Başka bir yere çıktık. Buradan geri döndürüyor. Her şey iki katı yürüyorsunuz yani bir nevi. Çok sıkıcı. Yorulalım diye yapıyorlar aslında. Açık dinleneyim. Sonra devam edeceğim. Merdiven çıkamıyorum. Zoruma gidiyor ama. Bu kadar sıcak olacağını bilmeliydim. Gerçi tahmin ediyordum da. Olsun yine bulutlar geldi. Yağar şimdi. Bununla sırasınıklam olursam da şu şekilde başarılı olur diye düşünüyorum. Çılgın bir koridordayım. Bon atmışlar. Yani tamam hepsi mükemmel de. Ne kadar küçük detaylar var ki. Gösterdiğimizi anlayalım diyenler için gösteriyorum. Artık ruhumu teslim ettim. Biraz önce gördüğünüz yani kocaman salondaki tavanları gördüğünüz yer. Bir dakika. Nereye gideceğimi çözemedim mi? Gerçekten o son gezdiğim yerlerde teslim ettim yani ruhumu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz yaptınız o kadar kocaman kocaman şeyleri. Gözlerimi devire devire inanamıyorum bunu da mı yapmışlar diye gezdim. Başladığım yere geri döndüm. Daha doğrusu buradan başlayamamıştım. Başlamam iyi oldu. İnternetten aldım ben bileti.
Beklememiş oldum burada sıra. Ama sanırım bitti ya. Emin olmamakla beraber. Abi ben geldiğimde sıra şuradaydı. Şu an sırayı gösteriyorum. Gördün mü? Sonunu görebiliyor musunuz? Oh. Bu arada ben online ticket aldım. 17 euroydu. Online'dan aldığım için 4 euro daha ödedim. Ve tamamıyla bu sıradan kurtuldum. Şurada beklemiş olsaydım bile büyük ihtimalle 1 saate yakın beklerdim. Tavsiyem tabii ki online ticket almanız. Eğer almam ben, yok aha internete karşıyım falan filan diyorsanız da sabahın köründe gelin. Yani saat 2.30 ve olanlara bak yani. Büyük ayıp. Kafana güneş mi geçer, içeride dolaşmak için enerjin mi kalır? Hiçbir şey olmaz. O yüzden gelecekseniz kesinlikle yani. Ben bayağı uzaklaşmışım ha. Ne gezmişim be. İçeriden o kadar güzel kokular geliyordu ki. Çaycı çok hoştu. Çaycı yalnız. Ne denir ki, çay satıyordu. Çay malzemeleri satıyordu. Bıdı bıdı. Şans eseri buldum. Artık dedim ki yani şey yapmayacağım. Öyle haritaya göre gezmeyeceğim. Dolanmayız. Yürü. Yürüyebildiğin kadar. Yeni yerler keşfet. Yorgunluğum bak gitti. Yorgunluk kalmadı. Aslında bayağı yürüdüm. Ooo başlamayacağım. Ve tek başınıza gezdiğince bir şey çok benim yanınızdaki dürtme hissiyatını ben çok yaşıyorum. Ben çünkü yanındaki dürterim abi. Baksana çok güzelmiş diye. Ve şu an onu yapamadığım için küçük bir bunalımdayım. Ama kıvanç gelecek bir noktada yani. O yüzden sıkıntı yok, devam. Dediğim gibi şimdi dolaşıyoruz. 5 gibi. Yaya ile buluşacağım. Şimdi bir yere bir oturayım. Biraz önce kahve içtim. Biliyorsunuz, gördünüz zaten. Mükemmel ötesiydi. Gerçekten. Mükemmel ötesiydi. Yanında yediğim şey çok mükemmel değildi. Ama o da böyle kahvenin yanında çok iyi gidiyordu. Hiç yani. Kesinlikle. Mükemmel. Bu arada gençler bayağı hızlı geldi. Ooo yani. Mushroom orada. Yalnız seninki cuncunikmiş ya. Evet Derya. Aa sen de pizza söyledin. Evet. Hani bir makarna söyleyecektin. Yazmıştı. Makarna hakkımı yarına. Yakın. Aha hiçbir şey görmüyorum. Çok güzel. Çok yakından görüyorum, harika bakın. Gözlerin büyüklüğünü görüyor musunuz? Bundan sonra selfie'ler böyle sorulur. Değil bardak mi Derya? Bir şey söyleyeceğim, her şeyini görüyorum şu an. Her şeyini. Gözenekler. Mikrobütün her şeyi görüyorum. Ooo Allah'ım. Korkunç. Bir sürü gözlük de var. Tiger'a geldik tabii ki. Nereye gelebiliriz? Tiger is the... Aa patlayan şeker var burada da. Ben onlar bize özel sanıyordum. Patlayan şekerleri şu arkada. Çok rahatsız eder beni o. Ha, patlayan şeker sevmiyor musun? Da 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 da. Harika oldun Bülent Ersoy. Stilim İtalya'da Bülent Ersoy. Hediye yollayalım bence ona bunu. Ben şu beyazı beğendim ama. Hangisi? Derya'nın fikri de değil. Onu beyaz olduğunu düşünüyorum.
Beyaz. Hayırlı işler. Abi bu hikayelerden sonra olmamalıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru mu? İnşallah doğru. Tabela doğru mu? Ne bileyim ben doğru i̇şte doğru mu? İşte tabela. Ya dedim ama ben size anlatmayalım bunu. Neyse ben vazgeçtim, anlatmıyorum. Kampa gitmiştik böyle bir yol. Doğru mu? Doğru. Vesuna. Lokanda Vesuna. 1900 metre. Gördüm bu lanet navigasyon işi böyle abi. Aa, şuraya girer misin ya? İnşallah. 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 Uyanabilirsek. İnşallah. Ya ben ayrılacağım yani. Kurtlar. Yalnız olacağım odada. Kurtlar bizi falan yemezse, sansarlar, çakallar. Abi hayvandan zaten korkmam ben. Önce de yalnız kızlara geliyorlarmış. Bak ya. Ya öf. Emre ya. Tabii. Yürü. Aman böcek gelmesin de neyse. Kalp krizi geçirir, ölürüm maksimum. Valla burada böcek de olur. Abi L'Oreal'in maskarasını sürmüştüm. Videoyu buraya bir yere bırakırım. Şuna bakar mısınız? Sonra Melis neden sürekli aynı ürünleri kullanıyor? Çünkü, ops, ürünlerime güveniyorum. Çünkü güzel ürünler kullanıyorum. Nereden yanıyor bu? Hah. Ve bugün amele yanığım olmuş. Nasıl? Harika bence. O da mükemmel ötesi yani. Çok güzel. Çok mutluyum şu an. Yarın sabah gösteririm büyük ihtimalle odayı ama gece halinde böyle bir küçük görmüş olduğunuz tam bir İtalyan cinsi. Yolda gelirken biraz önce izlediğiniz hikayeler şeydi. Çok şiş, çok ses yaptı bunu yani. Birbirimize korkunç hikayeler anlattık. Salak gibi biraz. O sebeple korkmuştum gelirken. Ama şu an bir huzur, bir güzellik anlatamam. Hemen telefonu şarja takacağım. Sonra biraz Instagram'da ilgileneceğim.